Samsun Canlı Haber olarak Samsunlulara emeklilere yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağız. Rezalet. Başka bir şey demeyeceğim. Evet. Evet, ben de bir emekliyim. Öğretmen emeklisi. Rezilliğin rezilliği. Yani insanlara yaşama hakkı tanınmıyor. Hiç değerlendirmiyorum. Çünkü zam vermedi ki. Ben de emekliyim. Ne oluyor? %19, %20 zam. %70, %80 enflasyon var. %20 zam yapıyor. Yok, beğenmiyorum. Hiç iyi değil. Kolay gelsin. Ya az ya. Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Emeklere yapılan zam, ya değerlendirsen ne, değerlendirmezsen hükümet ne verirse ona amenna. Çok şükür diyoruz ama. Çok şükür. Az. Şükür. Az tabii. Bu zamana kadar değil, az. Değil. Bu bakanlığa göre az. Az. Emeklilerin en aşağı 15-16, en aşağı asgari ücret alması lazım. Tabii. Eskide emeklinin maaşı asgari ücretten üstüneydi. Üstündeydi ama şimdi altına düştü. Memurlara veriyorlar, bak memurlara kepçeyle veriyorlar. İşçilere gelince kaşıkla bile vermiyorlar. Bak kaşıkla bile vermiyorlar. Bugün emeklilerin durumu çok kötü. 12.500 lira. Neye yarar ya? 5 bin lira, 6 bin lira bilemedin. 10 bin lira, zaten 10 bin liradan aşağı kira yok. Ne yapacak bu adam? Yaş gelmiş 70-80'e. Ne yapacak bu adam, nerede çalışacak? Yazık günah değil mi? Bizim bunu ifade etmemize gerek yok. Bunu herkes biliyor. Az. Yani yetmiyor az. Yani bunun başka bir izahı var mı yani? Şimdi şu anda Türkiye'de benim kadar çalışıp prim ödeyen 10 kişi çıkmaz. Ama karşılığını alamıyorum. Bu haksızlık değil de nedendir yani? Bunların düzeltilmesi lazım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Emekliler bir ders verdi. İkinci dersi de vermeye hazırlarlar yani şu anda yani emekliler. Yanlış hareketleri var. Hiç de olmazsa 17-18 yapması lazım yani bir emekli maaşı yani geçirmesi için yani. Şu anda yanlış. Kimse de istemiyor böyle olmasını. Emekliler yürüyüş yapacak zaten. Yani bozdur ya. Yani 2500 lira mükemmel bir zam bu zamanda. Ev ceyranlarına geliyor 600-700 bin lira, su 600-700 bin lira. Efendine söyleyeyim. Hastaneye gitsen ayrı bir sorun. Eğer torun torba da fazlaysa aldığın zaman, yüzer kağıt verdiğin zaman Allah'ın selameti başına. Haftaya aç kalıyorsun yine. Maaşın tamamı bitiyor yani. Hele de kirada olanların Allah yardımcısı olsun. Çok zor durumdalar. İyi konuya temas ettin. Teşekkür edeyim. Emeklilerin bu konuda çok mağdur olduğuna inanıyorum. Neden? Emekliler şu ortamda bu zamları hiç yani randımanını görmüyorum ben hanım kızım. Emeklileri mağdur ettiler. Millet acına gebertiyor da şey yapıyor, ne olacak bu maç, şey yapmıyor, bir hafta 10 günü gitmiyor bir şey. Onun için hiç. Ya onlar yesinler doysunlar. Bizim için önemli değil. Onlar yeterli şey yapsınlar. Yesinler Avrupa'da şurada burada gelsinler. Biz neyse bir kuru ekmek yiyoruz. Zeytin, peynir yiyoruz o kadar. Ben ta eskiden beri biliyorum ben geçmişe. Emekli kuyruklarında ölenler çok vardı. Yani sabah namazından giderlerdi, kuyruğa girerlerdi. Öyle olurdu yani. Bana göre şimdi şöyle bir şey var. Haksızlık esası da şurada. Misal olarak ben aylık ödemişim 10 bin lira prim veya 5 bin lira prim. Öbür adam ödemiş 1000 lira prim. Bu memleketin memuruna da emekliye de vereceği şey malumdur. Yani, verilen zamlar da şimdi tabii kurtarmıyor. Yani 10 bin liradan ne olur? 10 bin lira, 17 bin lira ev kirası var, 15 bin lira ev kirası var. 12 versen ne olur, 20 versen ne olur? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Ben çalışan bir en düşük memurun maaşıyla benim maaşım eşitti. Benim maaşımla çalışan bir en son memur arada 20 bin lira fark var. Beni 20 bin lira geçti. Eşittik, eşit. Yani çok adaletsizlik var bu işte yani.